Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle çok güzel bir örnek yaptım arkadaşlar. Bundan her şey oluyor. Yelek, ondan sonra atkı, battaniye, şal. Bakın önü bu şekilde, arkası da bu şekilde. Örneğimizin bakın şu şekilde daha rahat görebilirsiniz. Çok güzel bir örnek. Yapması da bir o kadar zevkli. Şimdi onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar elimden geldiği kadar. İpimi de şöyle ip kullandım. İpini çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu ip çok hoşuma gitti. Örgüsü çok güzel duruyor. Ondan yapacağım şimdi size bu örneğimi. Tığımı da 3 numara kullandım. Şimdi şöyle kenara bırakalım. İpimin rengi çok güzel ama burada mavi çıktı arkadaşlar. Güzel bir ipim var rengi. Şimdi zincirimizi istediğimiz kadar çekelim. Çünkü ilk sırada örneğimi kuracağım arkadaşlar. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım da hoş geldi. Bir göz gezdirirseniz uygun videolar, örnekler bulacağınızı düşünüyorum. Zincirimizi arkadaşlar çok gevşek çekmeyin, çok sık da çekmeyin. İstediğiniz boyu çektikten sonra örneğe kurup ondan sonra kalan zincirinizi kesersiniz. Ben çok büyütmeyeceğim örneği. Şöyle çektikten sonra ilk hemen bir tane bırakıyorum, ikinci zincirimin içine bir sık iğne yaptım, başını donadım, şurada 1 2 3 4 tane bırakıyorum, 5. zincirimin içine 1 2 tane trabzan yaptım, 1 2 3 zincir aynı yere tekrar battım. Şöyle 1 2 3 4 5 zincir, buradan yine 1 2 3 4 bırakıyorum, 5. zincirimin içine bir sık iğne yaptım, başını doluyorum, 1 2 3 4 bıraktım, 5. zincirimin içine 1 2 tane trabzan yapıyorum, 1 2 3 zincir çektim ve aynı yere tekrar battım. 1 2 3 4 ipime ne olmuş? Arkadaşlar ipim kendi kendine dolaşmış. Hiç fark etmedim. Neyse şöyle açarız yavaştan. Allah Allah, nasıl olmuş bu acaba? Ha, açtık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 tane bırakıyorum. 5. zincirimin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yaptım. Başını donadım. 1 2 3 4 5. zincirimin içine de bir tane trabzanımı yaptım. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. 1 2 3 zincir. Aynı yere bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Bitirirken de arkadaşlar zincirini bitiriyoruz. En sona şu şekilde battım. Sık iğneyle bağladım. İki kat batayım orayı. İpimin kanadı açılıyor arkadaşlar. İki kanat battım en sona. Şöyle bağladım. Bakın şu şekilde. Önce tabanımız bu şekilde oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve döndürdüm örneğimi. Şimdi bu yuvanın içine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki tepeye bir şöyle zincirimin içine batacağım. 1 sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Buraya bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın yuvanın içine sık iğne. 1 2 3 5 zincir. Şimdi şu zincirimin içine bakın arkadaşlar.
arkadaşlar şu zincirimin içine bir sık iğne, 1-2-3 tane zincir çektim. En sonda şuradaki sık iğnemin içine bir tane trabzan yaptım. Şu şekil. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum ve döndüm. Şuradaki trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi şuraya batıyorum arkadaşlar. Sık iğnemle. Sık iğneyle bağladım. Başına doluyorum burayı. 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç zincir çekip tam şuraya bağlıyorum arkadaşlar. Trabzan, pardon. Şunun içine şöyle aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın buraya batıyorum. Sık iğneyle başını doluyorum. Buranın içini dolduruyorum. 1, 2, 3 1, 2, 3 zincirine tekrar aynı yere bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi buraya batıyorum. Bakın buraya battım. Başına doluyorum. Şuradaki yuvamın içine 1, 2, 3 tane doldurdum. 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı yere sık iğneyle bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve döndüm. Döndükten sonra arkadaşlar bakın bir tane buraya bir sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi bunun içine sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi bu yuvanın içine bir sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu yuvanın içine bir sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya bir sık iğne, 5 zincir. Şimdi buraya bir sık iğne, 1, 2 tane zincir çekip şuradaki sık iğnemin içine bir tane trabzan. Bir zincir çektim ve döndüm. Bu trabzanımın tepesine bir tane sık iğne, başını doladım. Şimdi burayı dolduruyorum. 1, 2, 3 1, 2, 3 zincir. Aynı yere sık iğne. 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya batıyorum. Başını doluyorum. Şimdi burayı dolduruyorum. Zincir aynı yere tekrar battım. 1, 2, 3, 5 zincir. Buraya batıyoruz. Sık iğneyle. Başını doladım. Şimdi burayı dolduruyorum. 1, 2, 3 1, 2, 3 zincir. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir.
En son da şuradaki zincirimin içine şöyle batıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle en son da sık iğne ile bağladım. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir döndüm. Hemen bu yuvamın içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya batıyoruz. Beş zincir yuvamın içine batıyorum. Beş zincir şimdi burnum içine batıyoruz. Yuvanın içine beş zincir buraya. Beş zincir en sondaki şuradaki sık iğnemin içine bir tane sık iğne yaptım. Pardon arkadaşlar, özür dilerim, sık iğne yapmayacağım oraya. Ne oldu buraya? Şöyle buraya buradaki sık iğnemin içine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve döndürdüm örneğimi. Şu sık iğnemi yaptım. Beş zincir çektim. Buraya battım. Başını doluyorum. Şimdi burayı da. 3 tane. Biraz karışık gibi geliyor ama aslında kolay arkadaşlar. 3 zincir aynı yere tekrar battım. 5 zincir buranın içine batıyoruz. Başını doluyorum, buraya dolduruyorum. 3 tane. 1, 2, 3 zincir ve buranın içine tekrar sık iğneyle battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi buraya batıyoruz. 6 1, 2, 3 zincir batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şuraya şöyle bağladım. Bakın örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Aynı işlem arkadaşlar. Bir seferinde zincir gidiyoruz. Bir seferinde dolgularımızı yapıyoruz. Sadece kenarlara dikkat ederseniz geri kalan her şey kolay. Gayet düzgün. Çok güzel bir örnek oluyor. Şöyle bakın şu şekilde çok güzel oluyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.